Kürşat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizden bahseder misiniz lütfen? Sizi kısaca tanıyalım. Öncelikle yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Güzel işler yapmayı nasip etsin. Kürşat Çakıroğlu. Doğma büyüme Gölcük'tü. İlkokul, ortaokul, lise. Öğrenim hayatını Gölcük'te gördüm. Üniversite öğrenimim şu anda Kocaeli Üniversitesi'ne devam ediyor. 74'ten beri Gölcük'te atadan dededen yapsak müteahhitliği yapıyoruz. Ayrıca gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz. Kafe işletmelerimiz var. Gölcük'te esnaflık yapıyoruz. Ülkücü bir aileden, ülkücü bir gelenekten geliyorum. Ülkücü olarak yaşamaya çalışıyoruz. İnşaat sektöründesiniz. Evet. Uzun zamandır bu sektörün içerisindesiniz. Aynı zamanda emlak işleriyle de ilgileniyorsunuz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu, inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle inşaat sektörü Türkiye'nin önde gelen baş sektörü, yani lokomotifi diyebiliriz. 200-300 kalem iş koluna etki ediyor. Tabii pandemi sürecini geçirdik. Pandemi sürecinde üretim tedarik zincirinde sıkıntı oldu. Üretim tedarik zincirinde sıkıntı olduğu kadar da tabii buna bağlı olarak da enflasyon oldu. İster istemez tabii ki inşaatların maliyeti, yapacak yani daha sonra yapılan konutların maliyeti ciddi anlamda arttı. Ve buna bağlı olarak da şöyle de örnekleyebiliriz. Yani, güçlü ekonomiler, işte Avrupa'dır, Amerika'dır, nasıl enflasyona maruzsa Türkiye'de şu anda enflasyona maruz. İnşaat sektörü de enflasyona maruz olduğu için direktmen rakamlar, maliyetler yukarıda şu anda. Son dönemde de çok konuşuldu. Evet. Malum ekonomik sıkıntılar, enflasyon, bunlar için hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinden gelen çabayı sarf ediyor. Evet. Bunun akabinde sosyal konut projesi açıklandı. Evet. Bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Cumhur İttifakı vatandaşının problemine yani kulak vermiştir, görmemezlikten gelmemiştir. Çünkü enflasyona dayalı olarak maliyetler yukarıya çıktığı için dar gelirli vatandaş konut erişiminde problem yaşıyor. Hükümetimiz de çok güzel bir paket program açıkladı, yani bir proje açıkladı. İlk evim, ilk iş yerim, ufak bir peşinatla kira öder gibi dar gelirli vatandaşımıza elini taşın altına değil de gövdesini koyuyor. Hatta şöyle de diyebiliriz, yani daha doğrusu Türkiye'nin sosyal devlet yapısına uygun ve Cumhur İttifakı ruhuna uygun vatandaşına çare oluyor, derman olmaya çalışıyor. Ve çok güzel bir proje. Dar gelirli vatandaşımız unutulmadı. Konut sektörüne bu projenin nasıl bir etkisi oldu? Sonuçta hakikaten çok düşük rakamlarla bugün açıklanan metrekarelerde açıklanan fiyatlarla ödeme koşullarıyla zaten özel sektörde bir konut elde etmek mümkün değil. Evet. Çok cazip ödeme koşulları var. Çok cazip fiyat avantajları var. Evet. Burada zaten hedefin dar gelirli vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Bu projenin bu kadar yüklü konut üretiminin özel sektöre konut piyasasını, inşaat piyasasını etkisi ne olur sizce? Öncelikle şöyle, proje açıklandığı ilk günden itibaren piyasada yani rakamsal bazda yani belli anlamda oturmalar başladı. Çünkü yani İnsanlarda belli noktada yani fırsatçılık da oluyor. Rakamları hani fahişine yani daha yüksek rakamlara arttırıyorlar. Konut fiyatları oturmaya başladı. Zaten yani şu anda işte konut fiyatlarında ciddi artışlar olduğu için yani arz talep dengesi de var. Ne kadar fazla talep olursa konut açığı da var. Konut açığı olduğu için de ister istemez talep fazla olunca fırsatçılığa çevirip rakamları yükseltiyorlar. Bu proje bu konut açığına katkı sunar mı sizce? Bu proje yani büyük bir çoğunluğunu yani Türkiye'nin yani tahminim yani dörtte bir kadar konut ihtiyacını karşılıyor Türkiye'nin. Ciddi bir proje. Yani
devletimiz, Cumhurbaşkanımız, yani ciddi anlamda vatandaşın dar gelirdiğini, yani Türkiye'ye yakışır, Cumhur İttifakı'na yakışır, dar gelirdiğini sesine kulak verip destek veriyor yani. Çok ciddi bir proje ve güzel bir proje. Destekliyoruz. Şu an Gölcük Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Siyasi bir yaşamınız var aynı zamanda. Evet. Siyasi çalışmalarınızdan, işte mensup olduğunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gölcük'teki çalışmalarından biraz bahseder misiniz? Zaten konunun başında söylemiştim. Ülkücü bir aileden, ülkücü bir gelenekten geliyorum. Çocukluğumuzda ülkü ocakların düsturuyla yoğrulmuş, düstur edilmiş yaşam felsefesini, ülkücülüğü hayatımıza endekslemiş bir şekilde yaşıyoruz. 2013 yılında aktif siyasete başladım. O dönem Hüseyin Çıldır'ın yönetimindeydim, başkan yardımcılığı yaptım. Ondan sonra 2019 yılında ilçe başkanımız Bilal Çakır'ın da takdirleriyle, İlçe yönetimimizin takdirleriyle siyaseti gençleştirmek adı altında meclis üyesi adayı oldum. 2019 yılında Cumhur İttifakı ile birlikte, AK Parti ile birlikte seçime gittik. Cumhur İttifakı olarak belediye başkanımız Ali Yıldırım Sezer'e, meclis üyesi olarak bizlere halkımız teveccüh gösterdi. Ondan sonra belediye meclis üyesi oldum. Bu süreçte ne tür çalışmalar yaptınız? Partiyle ilişkileriniz, belediyedeki çalışmalarınız? Öncelikle partiyle her zaman uyumlu olduk. Cumhur İttifakı, AK Parti meclis üyeleriyle, belediye başkanımızla her daim istişare halinde olduk ve uyumlu olduk. Nasıl Cumhur İttifakı 2015 hain darbe girişiminden sonra halkımızın önünde çıkarsız, menfaatsiz, samimiyetle yapıldıysa, devam ediyorsa, Gölcük'te de aynı şekilde devam ediyor. Uyumlu bir şekilde devam ediyor. Partisel olarak da, yani ilçe teşkilatı olarak da muhtarlarımızı her zaman ziyaret ettik. STK'larımızla iç içe olduk, ziyaret ettik, istişare halinde olduk. Esnafla iç içe olduk. Her cuma esnaf gezimiz oldu ilk iki sene. Her zaman vatandaşımızla iç içe olduk. Biz belediye başkanlarından şunu çok duyuyoruz. Yani vatandaşımız 7/24 bizi arıyor. Biz elimizden geldiğince vatandaşımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz diye. Tabii yoğun çalışma temposunda belediye başkanlarını aslında yoran da bir iş bu. Siz de meclis üyesisiniz. Belediyede vatandaş aynı şekilde taleplerde bulunuyor mu sizden? Bu tür telefonlar alıyor musunuz? Sürekli alıyoruz. Yani saat kavramı yok. Yani sabaha karşı 5'te bile telefon alabiliyoruz. Ve almaktan da keyif alıyoruz. Hizmet ederken keyif alıyoruz. Çünkü insanların sıkıntılarına, problemlerine yardımcı olmak kadar güzel bir şey yok. Hakka hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir mantığıyla elimizden geleni yapıyoruz. Bir de çarşıda, Gölcük'te herkesle iç içe olmamız sebebiyle, esnaf olmamız sebebiyle sürekli, yani Gölcük'ün bütünüyle, yani büyük bir çoğunluğuyla hep iletişim halindeyiz. İletişim halinde olduğumuz için tabii ki insanlar hep siyasette tanıdığını, eşini, dostunu arar. Sürekli iletişim halinde olduğumuz için de yani hep telefonlar alıyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Belediyesel olarak da belediye başkanımız illaki biliyorsunuzdur seçim döneminde. Yani numarasını her toplantıda tek tek böyle harf harf sayı sayı tek tek Ali Yıldırım Sezer, işte 0532 bilmem hani tamamını söylemiyorum. Bu şekilde her toplantıda söyledi. Ondan hariç belediyede çek gönder ihbar hattımız var. Yani anlık, hani vatandaşın anlık ulaşabileceği ve dönüş alabileceği bir şekilde her anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Gölcük Belediyesi'nde gerek belediye başkanı, gerek meclis üyeleri net ulaşma, vatandaşın ulaşamama gibi bir sorunu yok. Yok. Her zaman da sağdayız. Peki siz MHP'nin meclis üyesisiniz belediyede. Genelde Cumhur İttifakı'nda ittifaklarda her zaman olur bunu. Mesela zaman zaman Millet İttifakı'nda da
işte İYİ Parti ile CHP arasında bazı bölgelerde bir takım sıkıntılar oldu. Bunlar haberlere konu oluyor. Yeni Cumhur İttifakı'nda da zaman zaman duyuyoruz. En azından kulislerde bu tür şeyler yaşanıyor. Evet. Gölcük'te Cumhur İttifakı nasıl? AK Parti ile uyum içerisinde çalışabiliyor musun? Öncelikle demin de söyledim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra nasıl ki çıkarsız, menfaatsiz, samimi bir şekilde Cumhur İttifakı yürüyorsa Gölcük'te de aynı şekilde yürüyor. Gölcük siyasi kalitenin üst düzey olduğu bir yer. Gölcük'te herkes birbirinin cenazesine de gider, düğününe de gider. Gölcük'te parti ayırt etmeksizin herkes iç içedir. Ve Gölcük'te Cumhur İttifakı noktasında, uyum noktasında şunu söyleyebilirim tüm samimiyetimle. Kocaeli'de Cumhur İttifakı'nın en uyumlu olduğu ilçelerden biriyiz. Hatta bence Türkiye'de bile en uyumlu olduğu ilçe diyebiliriz. Gerek belediye başkanımız, gerek ilçe başkanlarımız hepsi koordineli ve istişareli bir şekilde hareket ediyor. Yani uyum konusunda hiç problemimiz yok. Gayet güzel işler de yapmaya çalışıyoruz. Peki bu anlamda muhalefetle ilişkiniz nasıl? Belediyede, özellikle meclislerde muhalefetle Gölcük yararına bir uyum, bir çalışma imkanı bulabiliyor musunuz? Şöyle diyebilirim, muhalefet, yani sonuçta adı üstünde muhalefet, muhalefet yapmak zorunda. Niyet okuyarak siyaset yapıyor. Niyet okuyarak siyaset yaptığı için de bazen Gölcük'ün menfaatine olan konularda red oyu verebiliyor. Şöyle örnekleyebilirim. Vatandaşın lehine, şahıs değil yani tek bir şahıs değil, imar plan tadilatı vardı. CHP'li meclis üyeleri red oy verdi. Hatta meclis kayıtlarında da var. Hani niye verdiniz? Hani vatandaşın çıkarına bu. Hani kurulumda sıkıntı yaşıyor vatandaş. Arsası var çekmelerden dolayı. Ada bazlı bölgesel çalışma olmadan evet oyu veremiyoruz dediler. Sonuçta vatandaş mağdur orada. Parsel bazında yapıldığı için red oyu verdiler. Bunu da açıkhane söylediler. Parti kararımız dediler. Peki belediye başkanını Sayın Sezer'i nasıl görüyorsunuz? Başarılı buluyor musunuz? Vatandaşla ilişkileri muhakkak şahit oluyorsunuzdur. Vatandaşın ulaşabildiği bir belediye başkanı mı? Çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediye başkanımız ulaşılabilirlik noktasında Kocaeli'de en rahat ulaşılabilecek belediye başkanı. Birincisi herkesin numarası var. Anlık bir şey attınız diyelim WhatsApp'tan. Yani kendi o an dönüş yapamasa bile hemen gerekli birime yönlendirip hemen vatandaşla iletişim haline geçebiliyor. Projesel anlamda derseniz belediye başkanımız Ankara ile mekik dokuya diyebilirim. Kentsel dönüşüm projesinde ciddi gitgeller yaptı. Mekansal planlamadan çıkardı. Yani sırası gelmişken onu da sorayım. Gölcük'te sizin için öne çıkan, en öne çıkan proje nedir? Ya, Gölcük biliyorsunuz, yani daha doğrusu Kocaeli deprem bölgesi. Yani Gölcük'te çok ciddi yaralar aldı, çok ciddi kayıplar oldu. Gölcük'te benim için yani projesel bazı anlamda en önemli proje Gölcük Kentsel Dönüşüm Projesi'dir. Ciddi yol kat edildi. Hatta vatandaşlarımızla görüşülüyor. Yani anlaşmalar yapılıyor. Çok yakın bir tarihte inşallah başlanacak. Sanırsam bir ay öncesine kadar %77 konut sahipleriyle %64'te iş yeri sahipleriyle anlaşmaya varıldı. Çok yüksek bir oran. Yüksek bir oran. Ki görüşmeler başlığı da 2 ay, 2,5 ay gibi bir süre oldu. Çok hızlı yol alıyor. Hızlı yol alıyor. Ve başlar ve yani yapılırsa, Allah nasip ederse, Gölcük'ün çehresi değişecek. Gölcük'ün yani kabuğu kırılacak. Ve güzel, yani projeyi incelediniz mi bilmiyorum ama nedir? Yeşil alan, güzel bir meydan ve yeni, sıfır binalar. Güzel konut ve iş yerleri olacak yani. Gölcük'e bu anlamda değer katacak bir proje. Yine bu proje üzerinde belediye başkanının bu konuyla ilgili yaklaşımı, tavrı nedir? Kentsel dönüşüm üzerinde.
kentsel dönüşümü, belediye başkanımız çok heyecanlı. Kentsel dönüşüm, bir önceki dönem belediye başkanı, şu anda mevcut il başkanı AK Parti, mevcut Mehmet 55'ten bir miras. Mehmet 55 belli noktada olgunlaştırmıştı. Tabii ki projesel bazı eksikler vardı. Bir de tarım maliyetlerinin artması da biraz engel oldu. O konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ciddi noktada yardım, yani destek veriyor. Rakamsal olarak 100 milyon TL olması lazım. İl başkanımızın da gördük olması münasebetiyle onun da çok emekleri var. Yani ciddi bir yol alındı. Bu işlerde bildiğim kadarıyla Ankara'ya temaslar da çok önemli. Sayın Sezer bu ilişkileri götürebiliyor mu, yürütebiliyor mu? Sürekli temas halinde. Yani sabah arıyorum mesela, hani Ankara'dayım, ikide Gölcük'teyim diyor. Yani sürekli git gel yaptı. O da çok ciddi emek verdi, öyle diyebilirim. Bir de avukat olmasından dolayı da bu evrak işlerini bayağı vakıf, öyle diyebilirim. Peki sizin için en öne çıkan, şahsi olarak Gölcük'te en değerli bulduğunuz işler, projeler, yapılan işler nelerdir? Öncelikle yani benim için en değerli, yani sadece proje, yani belediyecilikte proje bazlı bakmamak lazım, sosyal sorumluluk projeleridir. Şunu da demek istiyorum. Gölcük Belediyesi'nde istihdam ofisi kuruldu. İşi olmayan vatandaşlarımız başvuru yapıp, yani bu belediyeye işe alınacak anlamında değil ama işte fabrikada eksik oluyor. Belediye yardımcı oluyor, yönlendirme yapıyor. İşte bir kurumda eksik oluyor. Diyelim ki, nasıl bir örnek vereyim. İşte SRC belgesi var. İşte Gölcük kooperatifinde eksik oluyor. İttifat halinde ve yönlendirme yapılıyor. Yani çok ciddi bir hizmet. Vatandaşımızın lehine bir hizmet. Ve sosyal sorumluluk projelerinde benim için önemli, en önemli hizmet engelli vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerdir. Bu noktada da Gölcük Belediye Başkanımız, Engelsiz Yaşam Merkezi Başkanı Hasan Bat'la birlikte koordineli halde ciddi çalışmalar yapıyor. Engelli vatandaşlarımıza hizmetler götürmeye çalışıyor. Onlarca elektrikli, akülü, engelli bisikleti, sandalyesi dağıtıldı. Engelli aracı diyeyim, dağıtıldı. Anıt Park'a engelli vatandaşlarımızın engelli araçları için şarj ünitesi kuruldu. Yani bu da ciddi bir engel. Yani düşünün, işte değirmenlerden çıkıyor, işte yazlık sınırına gelecek ama aküsü bitiyor. Anıt Park'a orayı şarjını yapıp gidebiliyor. 30 inli çocuklar için şu anda okul yapılıyor. Belediye başkanımız bunda ciddi öncülük yaptı. Konuşma engelli kardeşlerimiz için kurs açıldı. 60'a yakın öğrenciye kurs veriliyor. Ağız okuma eğitimi. Ve bu engelli kardeşlerimiz belli bir yaşa kadar bu eğitimi almadı mı, yani konuşma engeli olduğu için, yani eğitimi almadı mı, bu sefer belli bir yaştan sonra eğitimi alsa da kabul etmiyor. Çok ciddi bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimiz yapılıyor. Yani sosyal anlamda pandemi sürecini yaşadık. Pandemi sürecinde vatandaşımıza, geliri olmayan vatandaşımıza, ihtiyacı olmayan vatandaşımıza ciddi manada yardım yapıldı. Hizmetler götürüldü. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkamıyordu. Yani çoluğu çocuğu olmayan vatandaşlarımız vardı, tek yaşayan vatandaşlarımız vardı. Bunlara hizmet götürüldü. Yani sosyal sorumluluk anlamında, yani benim belediyecilikte, yani işte tabii ki de mesela kentsel dönüşümü söyledik. Hani Gölcük için hani çok güzel bir proje. Gölcük hani çehresi değişecek, kabuğunu kıracak. Ama belediyecilikte en önemli, olmazsa olmaz, yani benim nezdimde sosyal sorumluluk projesi. Vatandaşımıza, yani problemi olan, sıkıntısı olan vatandaşımıza her daim dokunmak ve onlarla her daim iç içe olmak.
Bunlar da tabii sosyal sorumluluk projeleriyle geçiyor. Öncelikle burada söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum Kocaeli TV ailesine ve bugün Kocaeli'ye. Cumhur İttifakı olarak Gölcük'te her zaman sahadayız. Vatandaşımızın yanındayız. Elimizden ne geliyorsa taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız. Sorumluluk almaya her daim hazırız. Vatandaşımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. 2023 seçimleri çok kritik bir seçim. İnşallah Cumhur İttifakı'nı sandıklardan ciddi noktada güzel bir o şekilde Gölcük nezdinde çıkaracağız. Gölcük burçlarına Cumhur İttifakı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin bayrağını dikeceğiz.